Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 28 Ekim 2022 Cuma bir açık görüş programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var ama öncesinde yarın kutlayacağımız Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü şimdiden tüm izleyicilerimiz nezdinde kutlamak isterim. Bugünkü konuğumuz 18. dönem Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel. Musa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlettiniz kendinizi. Hayli uzun zaman oldu. Yani artık saha alan gençlere. Evet. Ben siyasi çabadaki şeyimi aşağı yukarı 50 yıl herkesin önünde şey yaptım. Ama artık bu görevi biz ancak abi oluruz, danışman oluruz ama biz ortalıkta dolaştıkça da o çocuklar kendilerini büyük hissedemezler. Bu gerekçeyle... Pek ortalıkta görünmüyorum diyorsunuz. Hayır. Yani sizin kanalınızın dışında bir yere gitmiyorum. Anladım. Bu konuda sağ olsunlar her yerden değişik davetler geliyor. Ama benim sizinle olan özel duygusallığım, her şeyi ortak paylaştığımız için sizin her selamınız. Onun için geldim ben. Evet. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, Musa Gökbel yalnızca Bodrum'un değil, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir siyaset duayeni. İşte hep şikayet edilir ya, Bodrum'dan Muğla içerisindeki nüfusuna bakarak niye bir milletvekili çıkmaz diye. Belki de kime sorsak akla gelen tek isim herhalde Musa Gökbel'dir. Bodrum'un milletvekili olarak. Şimdi eğer nüfusa bakarak bir aday çıkarılsaydı, benim seçildiğim dönemde 20 yıl sonra bile ben seçilemezdim. Benim seçildiğim dönemde Bodrum, Muğla'nın en küçük 5. ilçesiydi. Doğru, sıralamada. Doğru. İl delegemiz 19'du. Başka? Ben aday olmadım. Aday olmaya çağrıldım örgüt tarafından. Evet. Bunu kaşığım, gözüm, param, pulum değil. Yani benim öyle özel bir izleyici grubum hiç olmadı. Yani milliyetçilik anlamına, inanç anlamına hiç öyle bir şeyim olmadı. Ben Musa Gökbel olarak çıktım. Her toplumdaki gösterdiğim tepkilerin sonucunda beni örgütümün, yani il örgütümüzün hepsinin aday yaptığı seçimde 32 tane aday adayı vardı ve bunlardan bir tanesi de hem milletvekili hem genel başkan yardımcısıydı. Evet. Şimdi eğer Bodrum veya da Bodrum'daki siyaseti kovalayanlar sadece Bodrum'a ait bir adaylıkla bir şey olacaklarını umuyorlarsa olurlar. Ne olurlar? Bodrum'un içinde olurlar. Ama güvercinlikten ötesi var bu şeyin. Yani siyasetin. Evet. Yerel kalırlar diyorsunuz. Zaten kaldılar. Zaten o kaybettiğim seçimin son basın toplantısında onu söylemiştim. Ben bu seçimi kaybedebilirim. Hiçbir seçim hiç kimse için garanti değildir. Ancak Bodrum benim yerime en erken 4 dönem daha hiç kimseyi seçtirtemez Muğla'da. Arkamızdaki arkadaşlarım belli çapları, belli iddiaları belli. Sonuç şimdi 9 dönem oldu. Sizin vekilliğinizden sonra. Evet. Bir sene sonra da 10. dönem seçime gidecek. Peki ben o adaylığımla bile Bodrum'un kendi içine kapanan şeysine hedef gösterdim. Yani ulaşılmaya hayal bile etmedikleri bir hedefe ulaşan bir insan oldum. Benim adaylığıma kadar Bodrum'da bir tek rahmetli Zeynep Mandalinci aday olmuştu. Ama o da Bodrum'da yaşayarak değil. Allah rahmet eylesin. Birleşmiş Milletler'de İsrail tarımı üzerine şey yapan bir başarılı bir bürokrattı. O bilgisiyle siyasete davet eder. Ama bu sokakta siyaset yaparak giden benim dışında kimse olmadı ki. Doğru söylüyorsunuz. Sevgili izleyiciler, Musa Gökbel siyasette en son işte Muğla Büyükşehir olduğu zaman ilk Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gördük. Ondan sonra siyasette çok görünmüyor. Ama biz özellikle siyasetle ilgili Türkiye'de ve Bodrum'da gelişen olaylarla ilgili bilgi almak, görüşlerine başvurmak istediğimiz zaman ilk akla gelen isimlerden biri. Bugün de o nedenle çağırdık. Türkiye çok hızlı değişiyor. Özellikle de seçimler yaklaştıkça siyaset gerçekten dozu yükseldi. Türkiye'de neler oluyor onu konuşalım istedik. Musa abinin bu konudaki deneyimlerinden yararlanalım istedik. Öte yandan işte Bodrum'da neler oluyor? İşte Bodrum, işte Musa abinin o milletvekilliği seçildiği dönemden bugüne nereye geldi, nereye gidiyor? Bu konuda neler yapılabilir? Bütün bunları konuşmaya çalışacağız sohbet anlamında. Tabii tabii. Musa abi, biraz önce de söylediğim gibi Türkiye nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor. Şey vardır. No, biz çocukken azgura oynardık. Kendi etrafında döner durur da bir yere gider devrilirdi. Evet. Ya Türkiye'nin nereye gittiğini artık herkes şaşırdı. Bir yere gitmiyor. Sadece çöküyor. Yani Türkiye bir yere mi gidiyormuş? Bir hedefi mi varmış? Yani bir uçuruma doğru da gidebilir. İşte yani onu da söylüyorum. Evet. Benim anlattığım da bir çöküntü. Evet, 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 evet. Bir çöküntünün içindeyiz. Ancak gerek siyasi partiler, gerek kamuoyu bu çöküntüde nerede olduğumuzun farkında değiller. Farkında değiller. Bilmiyoruz derlerse hayır. Her maskaralık herkesin gözü önünde yaşanıyor. Halkımızın Musa Gökbel'den de Peşmakancı arkadaştan da Cumhurbaşkanlığında ne yaptığını bilmeyen var mı? Evet. Şimdi anlatmaya lüzum yok ki. Bana göre boşuna zaman kaybıdır bugün hükümeti konuşmak, Cumhurbaşkanlığı konuşmak. O zaman kaybıdır. 20 yıldır görevdeler. Bir, oy çalmadan seçildikleri bir tek seçim göstersinler. Oy çalmadan. Zaten şimdi de bütün yurttaşların en büyük kaygısı yine işte seçim sırasında bazı hilelerin, işte oy çalmaların ya da yasal olmayan işlemlerin yapılarak yine seçimi gasp etmek, evet, ya da seçimi, evet, almak gibi evet, bir tehlike oluşabileceğine ilişkin kaygılar var. Ama o tehlikenin bütün uçları, göstergeleri var. Var. Şimdi beni değil, Türkiye'de adliyeye güvenen var mı? Zaten de en önemli sorun sanıyorum burada. Yani bir ülkenin ekonomisi kötüye gidebilir. Gidebilir. Zaman içerisinde bunu düzeltebilirsiniz belki. Ama bir ülkede eğer hukuk gerçekten Türkiye'de olduğu gibi ayaklar altına alınmışsa ve bir yerden talimatla yargı çalışır duruma gelmişse, o artık hayır, tuzun koktuğu yer. Tuzun koktuğu yerdir. Evet. Şimdi onun için yani bu halk, seninle bu sohbeti yaparken halkımıza önereceğim hiçbir şey yok. Çünkü önce onların bilmediği hiçbir şey yok. Her şey önlerinde. Ya bir iktidar 20 yıldaki vaat ettiği bir tek şeyi tutar. Bir tek şey. Yani şunu vaat ettim, şunu yerine getirdim. Böyle bir şey yok. Ama her defasında vazgeçtiği, ben yani hazırlıksız geldiğim şu program içinde vaat edip de yerine getirmediği, sanki yapmış gibi rol kestiği 50 tane konu keserim. Ama yani daha geldikleri ilk günden itibaren bazı şeylerin sinyalleri verilmişti. Açıktı. Yani Cumhuriyet değerleriyle ne kadar sorunlu oldukları, Cumhuriyet değerlerine ilişkin kavgalı oldukları, hatta sorun da değil, Cumhuriyet değerleriyle kavgalı olduklarının o dönemde bile sinyalini vermişlerdi. Bugün en son Mahir Ünal'ın söyledikleriyle bu ayyuka çıktı. Şimdi maskaralık artık politikacıya çevrildi. Evet. Onların da bilmediği bir şey var. Siyaset dünyanın her yerinde doğru, yanlış, iyi, kötü tartışılır. Her siyasi parti bir devlet sınırları içerisinde, bir hukuk içinde kurulmuştur. Ama dünyada bir tek bir parti vardır ki bir devletin hukuk ilişkileri içinde kurulmamış, bizzat o parti devleti bizzat kendisi kurmuştur. Öyle elbebek, gülbebek de değil. hayatını, herkes hayatını koyarak, çoluğunu çocuğunu koyarak, öyle sokakta geçerken kurtarılmış bir vatan yok burada. Ancak ilk gün kaçanlar, yani İstanbul'da saraya yakın olup da evet, bu şeyden kaçanlar ne oldu biliyor musun? Değişik süreçlerde o 1930'a kadar filan affedildi, geriye dönmeye başladılar. Kurtuluş Savaşı'nda evini, çoluğunu, çocuğunu, kolunu, bacağını kaybedenler de itinti kakıntı olmaya başladı o günden. Ne zaman ki bu vatan için birileri öldü, öldüğüyle kaldı, birileri kaçtı, geride kurtarılmış ne varsa onların oldu. Evet. Yani biz bugünkü süreci yağmaladıklarıyla kaldı. Tabii. Şimdi en son kaldıkları bilmem ne oğullarıymış, Osmanoğullarıymış. Onu şey yapacağım. Ulan çok, ne kadar marifetliymiş o Osmanoğulları. İktidarlarını korumak için kardeşlerini kesen bu. Bunlarla ilgili fetva çıkartan bunlar. Evet. Ülkeyi anahtarıyla teslim eden bunlar. Şimdiki yetkililer bir de bu söylüyor. 1 metrekare toprak kaybetmedi. Ulan 5 milyon kilometre karelik ülkeyi savaşsız kurşun atmadan teslim ettiler gittiler zaten. Daha ne bekliyorlar? Yani şu günkü Türkiye'nin 4-5 katı kadar toprak kaybedilmişken 5 katı. Bir de yani çok rahatça algı operasyonlarıyla insanları buna inandırmaya çalışıyorlar. Bak algı operasyonu değil bu. Ya ne var biliyor musun? Utanmazlığı kendilerine maske yapan. Suratlarına tükürsen gökten yağmur yağ diyenler. Şimdi 20 yıldır bana kamuoyunda tartışılmış. Bir tek rüşvet, hırsızlık olayının araştırıldığını göster. Yok. Yok ne efendim? Abi bırak araştırılmasını. Soruşturma bile yok. Daha bugünkü bir haber. Cumhurbaşkanlığına danışmanlık yapan işte bir dönem işte o örtülü ödeneğe falan da yöneten kişinin oğlu Dışişleri Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak atanmış. Hadi yaptınız bunu ayrı. Bunun haberini yapmak suç oluyor. Hemen evet, habere erişimi engellemişler. Bu kadar basit bu. Şimdi bu yolla önce bir vatan önce yönetilemez. Yöneteyim dedikçe çarşafa dolaşırsın. Yani neyi çarşafa dolaştığını bizim aramızdaki sohbetlerde çok konuştuk. Çünkü ne var? Söyleyin bana. Bu tür rezillikleri yan yana arka arkaya. Nedir o? Baba ile oğlun arasındaki telefon konuşmasında evdeki $1.000.000 dağıt talimatı veriliyor. Bu belge sayılmıyor. Neden? Yasalara uygun alınmamış ses kaydı. Başka? Bir başka mafya şeysi, lideri açıklamadığı, açıklayıp da gerçek olduğu ortaya çıkmayan olay yok. Hadi. Olmaz. Çünkü o suçluymuş zaten. Yani biz suçlunun lafıyla mı hareket edeceğiz? Ancak PKK'lı sırrı sakık mıdır nedir? Onun örtülü şahit ifadesiyle gizli tanık yaptınız. Gizli tanık. Ya ben utanma yok bak insanda. İmralı'dan mektup getirip okutmadınız mı? Bir profesördü değil mi o? Evet. Neyse yani sonuçta bunlar çaresizliğin sonu. Aşağı yukarı aktif siyasetin içinde 50-55 yıl oldu. Bunun 40 yılı artık 45 yılı şeyde geçti. Ankara'da geçti. Evet. Çok partili demokrasideki herkesi gördüm de utanmazlığın bu boyutunu görmedim. Korkaklığın bu boyutunu da görmedim. Hiç kimse de. 5.000 korumayla dolaşılıyor. Evet. Sen bu kadar kendine güveniyorsan, halkını seviyorsan çıksana. Bir de kadere inanıyorsan. Ne kaderi be kardeşim ya bırak sen de. Evet, kaderinde ne varsa oğlum bu kadar korumaya ne gerek var? Evet. Evet. Biz niye bir tane başkan, ilk defa mı bir genel başkan görüyoruz? İlk defa mı bir cumhurbaşkanı görüyoruz? Ama bu memlekette tarumar edilmedik ne kaldı? He? Yahu bu rezalet 700.000 nüfuslu ordusunun genelkurmay başkanını İşte çete kuruyor dedi. Ulan salak, çeteye neye ihtiyacı var? Adamın emrinde 750 bin kişilik ordu var. Evet. Yani bunlar aslında savaklıklarının şeysi, sonucu. Şimdi işte bir Suriye meselesi var. Bugün ekonomimizde, her şeyimizde allak bullak eden temel meselelerden birisi. Şimdi Suriye'de uzun süre bir kardeşlik başladı. Karşılıklı ne kadar sevdiğimiz şovları. Biradere Mesat. Biradere Mesat meselesi. Sonra bir gün bir kalktı. Neymiş? Esed çok kötü yöneticiymiş. Ya nereden çıkardın sen? Ona gelinceye kadar. Katil Esed oldu. Katil Esed oldu. Peki siz öpüşür koklaşırken bu adam doğru mu? Aynı şeyleri o zaman da yapıyordu. Ha, hangi kararı Türkiye için kalıcı oldu? Palavra'dan şey, İsrail o denizin içindeki yardım götüren teknemizde uluslararası suda 7 kişi mi 8 kişi mi ne öldü? Evet. Öldü. Ne oldu şimdi o? İşte öyle yaparız böyle yaparız. 20 milyon dolara unutuldu. Unutulmadı. Bir de kanun çıkardılar. Ne biliyor musun? Bu konuyla ilgili dava bile açılamaz. Hiç kimse şey sorumlu tutulamaz. Hiç kimse sorumlu tutulamaz. Ya ben dünyada vatandaşlığın ilk defa parayla satıldığı bir ülkede yaşamanın utancını yaşıyorum ya. Vatandaşlık parayla. Billboardlarda ilan edilerek hazine arazileri satılıyor. Ya hiç olmazsa onlardan kurtulmak için bile bu kadar. Ha, bunu taşıyabilen olur. Peki Musa abi, şimdi yarın Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon, Türkiye Yüzyılı adıyla işte seçim beyannamesi gibi bir açıklama yapacak. Bugün saat 4 civarında falan. Ne anlatır diyorsunuz? Yani orada ne söyleyecek? Yani söyleyebilecek bir hikayesi kaldı mı? Abi palavra atmanın yolu mu var ya? Palavra atmak kadar kolay bir şey yok. Hele senin palavrana tamam evet diyen hıhdedici başılar. Televizyon kanallarına, köşelerine kurulmuşlarsa, gazetelerin köşesine oturmuşlarsa, sarayına oturmuşlarsa, ha? Evet. Bunlar sana hepsine evet. Hatta içlerinden birisi demişti. Ya biz bu millete 4 şeritli aya yol yapıyoruz, ona bile inandırırız dedi. İnandırırız. Hadi gidin 4 şeritli yolumuzdan. Evet. Şimdi en son Diyarbakır'a yaptığı gezi sırasında şeylerde, ekranlara falan da yansıdı. İşte bu Diyarbakır cezaevini müze yapacağız dedi. Sandı ki böyle alkış kopacak. Hiç tık yok. Hatta yanındakine döndü dedi ki ne o, beğenmediler galiba falan dedi. Sayın Erdoğan. Fakat ertesi gün bakıyoruz Abdülkadir Selvi köşesinde işte Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız İşte Diyarbakır cezaevinin müze olacağını açıklayınca yer yerinden oynadı, meydandakiler coştu. Yani bu kadar böylesine saray dalkavukluğu yapan basın varsa, biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Tabii. Onu yazanlara bir tek önerim var. Hükümeti istediği gibi kullansınlar, seçilmiş belediye başkanlarını istediği kadar görevden alsınlar, yerlerine kayyum atasınlar. Bir tek şeyin garantisini versinler. Sandığı ortaya koyabiliyorlar mı? Evet. He? Öyle koyarım koyarım demek değil. Sen sandığı koy ortaya. Sen ne bağırıp çağırıyorsun işte. Şimdi o bahsettiğin yazarlar. Ya şeylerde işte 50 tane televizyon kanalı var. Bunların 30 kadarında şey oluyor. O siyasi değerlendirme, sohbet, toplantı. Vallahi ben şaşırıyorum. 20 tane adam nöbetçi konuşmacı gibi o kanaldan bu kanala. Artı şeyde de yazılı basında da haberlere bakıyorsunuz, kopyala yapıştır. Evet. Hepsi aynı. Zaten tek yerden evet. Zaten o şeyler nedir o? O televizyondaki televizyon şakşakçılığı yapanların da çoğu da bir gazetenin birinde köşe yazarı. Evet. Peki gazete olarak bir itibarları var mı? Onu basıp çıkartabilmek için sadece soygun sürüyor. Evet. Soygun sürüyor bak. Yani salt onu çıkartmak değil tabii. Demek ki öylesine müthiş bir rant var ki yok, bu kadar aşağılanmaya, hakarete ve itibarsızlaştırmaya rağmen bu işe devam ediyorlarsa demek ki çok büyük bir rant var orada. Vazgeçemiyorlar. Olmaz mı? Olmaz mı? Kendilerini adam yerine koyduğunu zannediyorlar. Evet. Bunlar adam bile değil. Bak adam bile değiller. Peki Musa abi şeye ne diyorsunuz? Niye? Bu maden faciası. Şimdi en nihayet 14 gün sonra daha bugün bir gözaltı kararı çıktı. Ve işte o da şey böyle alt düzey yöneticiler, çalışanlardan falan işte onların ifadelerine başvuracaklar. Şimdi benim ne demem değil. Ne olacağını söyleyeyim ben sana. Evet. Şimdi gözaltına alınacaklar. Belki bu duruşmalara bakarken bir tane namuslu adam çıkacak. Belli bir mahkumiyet verecek. Sonra da bu hükümet tek tek hakim değiştirerek, Yargıtay'dan çevirerek içeriye girenleri nasıl dışarıya çıkaracağının çalışmasını yapacak. Evet, daha önce yaptığı gibi. Aynı şey olmadı mı? Şimdi zaten Kozlu'daki faciada, 8 kişinin öldüğü faciada sorumlu görülüp 4 yıl ceza alan oranın işletme müdürü daha sonra işte buraya genel müdür olarak. Genel müdür oldu tabii. Evet. Soma'da 300 kişi gitti kardeşim. Evet. İtiş, kakış, bu en sonunda bir... Tazminat haklarını bile ödemediler. Ödemezler ama tekme attılar. Evet. Üstünde tepindiler. Tekme atanlar şey oldu, en son, yurt dışı görevlere gitti. Yurt dışı görev, nereden şimdi o ticaret müsteşarı mı ne o dışarıda. Şimdi oradaki kritik olan şey bir mahkemedeki namuslu bir hakim bunlara cezalarını kesti. Evet. O gün adamı aldılar, tayin diye İzmir'e uçurdular. Bak yerine başka birini atıldılar. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan da dönmüyor. Yargıtay'ı da attılar. 5 üyenin 3'ünü aldılar. 2'sini getirdiler. Abi sonuçta kurtaracak her şeyi. Bir tek şey soruyordu ya. Hangi hırsızı kurtarmadılar? Bir tane tutuklu kalmadı. Tek tutuklu oranda işte mağdur insanların avukatlığını yapanlar şimdi içerideler. Hangi hırsızı kurtarmadılar? Hangi vatana ihanet etmiş, ahlak düşkün olan kimi şey yaptılar? Parlamentoya gelip de söyler misin? AKP ile MHP'nin oylarıyla konuşmayacağız kanunu geçirmekten yoruldu insanlar. Evet. Peki Musa abi, Ankara'da kalıyorsunuz. Az çok o siyasi kulislerden falan da bilginiz vardır. Bir seçim ortamı görünüyor şu an. Yani sizce bir seçim yapılacak mı? Ya da ne? Bence bu adam yapmaz. Yapmak istemez. Ha tabii yapmak istemez. Evet. Kazanmayacak. Yapmak zorunda kalabilir. Ha, o kalır tabii. Yani sonuçta biz hepimiz onu seçime zorlayacağız ve sandıkta boğacağız. Evet. Bakın, yani bu anlamda bütün yurttaşlara sorumluluk düşüyor, görev düşüyor. Herkese. Evet. Hiç kimse kendini ayrı tutamaz. Bu sorumluluğu bugün duymayanlar çok kısa zaman dilimi içinde herkesten çok bedel ödeyenler olacak. Evet. Şimdi bu ekiple yola çıkıp da buradan ayrılmayan kim kaldı? Önce onu söyle. Yani o siyasi partinin hepsi birden böyledir diye bir şey söylemiyorum. Evet, kurucuların neredeyse tamamı şu an... Tamamı bıraktı. Koptular, evet. Ama arsızlık gitmiyor elden, kibir gitmiyor elden. Evet. Ya Türkiye'nin başına bu geldi. Bu cehaletteki bir adamın, yani bizim şeyimiz, Cumhurbaşkanımız cahil. Cumhurbaşkanlığı için üniversite diploması şart, o diplomasını çıkaramıyor. Sahtesine olduğunu öğrettiler, yüzü kızarmıyor. Evet. Peki bütün buradan çıkışın yolu işte muhalefetin hata yapmaması ya da işte muhalefetin mümkün olabildiğince artık toplumda biriken bu itirazları bir potada seçime kadar yürütmesi gerekecek. Şu anda da işte hep adına altılı masa deniyor ve iktidar böyle bir şey yarattı, algı yarattı. İşte bir Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı'nda da şu an 6 parti var. Yeni bir gelişme. Öyle sanıyorum işte Hüseyin Baş'ın da katılma ihtimali var. Öyle bir kulis bilgisi de var. Sonuç olarak bu Millet İttifakı'nın çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Yeterli görmüyorum. Yani çalışmalarını yapmasınlar diye bir şey söylemiyorum. Birlikteliğin her türlüsü. Ancak yeterli görmüyorum. Şeyden Hüseyin Baş dediğin Büyük Türkiye Partisi değil miydi? O Haydarbaş'ın oğlu. Evet, Haydarbaş'ın oğlu. Evet, evet. İftihar ediyorum o çocukla. İftihar ediyorum. Bu kadar dolu, her şeyi yerli yerine koymuş. Bir de sadece de onunla da sınırlı değil. Biz bu yaşadığımız tehlike içinde seninle benim arabamdaki olanların şeysi okunmaz. Bak, daha sırada bekleyen kıytırık bilmem ne partileri yerine, bak, Yalovalı çocuğun ne? Değişim Partisi mi? Muharrem İnce'nin partisi? Evet. Yok, Memleket Partisi. Memleket Partisi. Değişim Sarıgül'ün partisi. Ha, Sarıgül'ün partisi ortada mı? Ya şeysi, ne bileyim, oyu azdır, çoktur. Şöyle bir hesapla, daha benim bildiğim en az 10 parti var. Evet. Yani 6 kişilik bir parti değil o. Ama 6 kişilik parti kendilerinin bileceği sebepten dolayı kendi sınırlarını kapatmışlarsa onlar da mecbur kalacaklar bir gün sınırlarını bize açmaya. Mesela Türkiye'de HDP diye bir siyasi hareket var. Bir şey, somut siyasi bir olgu. Evet. 5 milyon, 7 milyon oy aldı bu partiye. Evet. Parlamentonun 3. büyük partisi. Evet. Neymiş efendim? Şeyle ilişkisi varmış. PKK'yla. PKK'yla. Olabilir. Olabilir. AK Parti'nin şeyle, FETÖ'yle ilişkisi vardı. Evet, evet, onu söylüyorum. Şimdi bizim karar vereceğimiz şey, Kürtlü, Türklü diye bu maskaralıklara pabuç mu bırakacağız? Yoksa o bölgenin insanı bir şeyden muzdarip, kendi yaşam şartlarından muzdarip, iş şartlarından muzdarip, 50 yıldır silahın altında yaşamaktan muzdarip, bunların problemlerini çözerek birlikte mi yaşayacağız? Şimdi Musa abi, ne kadar katılırsın bilmiyorum ama ben şu yaşıma kadar az çok Kürt hareketinin işte farklı zamanlardaki o şeylerin, siyasi örgütlenmelerini falan takip etmiş, az çok bilen biriyim. Şimdiye kadar HDP ve onun öncesinde kurulan benzer partilerin hiçbirinde şu andaki HDP yönetimi kadar şeye mesafe almış, teröre mesafe almış, PKK'ya karşı tavır almış bir şey olmadı, yönetim olmadı. Ama buna rağmen hala işte onun üzerinden siyaset yapıp buna da Millet İttifakı'nı katmaya çalışan bir iktidar var. İşin ilginç tarafı, Millet İttifakı içerisinde gerek CHP'de gerek İYİ Parti içerisinde de buna çanak tutanlar var. Şimdi bu çanak tutanları yani eleştirecek ya da müdafasını yapacak ben değilim. Ben onlarla işim yok. Ben ülkemin hangisini? Bugün ben muhalefetin bir partisinin içinde başında olsam. Bir, HDP ne yapacağını açıkça söylüyor. Evet. Biz diyor bir aday çıkaracağız. Yani sizin adayınızı destekleyeceğiz diye bir şey demiyor adam. Ama bizim kabul edebileceğimiz bir ortak aday çıkarırsanız da destekleriz diyor. Yani daha, izin ver işte. Daha ne desin yani? Evet. İkinci tura gelindiği zaman, yani onlar da biliyorlar çıkaracağı adayın iddialı noktada bir aday olmayacağını. O bir prestij adayı olacak. Evet. İkinci noktada da diyor, bizim oyumuz açık diyor. Evet. Neymiş oyların açıklığı? Oyumuzu Tayyip Bey'e vermeyeceğiz. Oyumuzu kabul edebileceğimiz bir aday çıkarın. Evet. Buna yapacağına göre nedir bunların istedikleri? Sayıyorlar. Demokratik kurallara saygılı. O konularda çaba göstermiş, emek vermiş. Evet. Şimdi ben bu hareketlerin içindeki arkadaşların 19'uyla beraber milletvekili yaptım. O günkü CHP'de ayrıldı bu arkadaşlar. Evet. Yani Ahmet Türk de benim arkadaşım. Hepsiyle oturup konuşmuşluğum, yemiş içmişliğim var benim. Şimdi kalkıp da HDP ile şu bağımız var, bu bağımız var diye. Peki siz FETÖ meselesinde sevgili hocam senden bağımız var, kanımız var, hiç hesabını vermediniz mi? Dön de bitsin bu hasret diye bağıranlar. Dön de. Ne dediğini de yapmadık. Ne istediğini de yapmadık. Şimdi bunların konuşulacağı, tartışılacağı zaman değildir. Hedef tektir. Hedef bugün ekonomik şu, bu değil. Önce Türkiye'yi bu asalaklardan kurtarmak lazım. Bu iktidarın gitmesi lazım. Kesin. İktidar. Bu iktidarın iktidarlığı yok ki, bir tane adamın iktidarlığı var. Doğru söylüyorsunuz. Tek adam iktidarı. Evet. Nedir? Şimdi yasak olmayan şey nedir? Ya bir de şunu düşünün ya. Ben değil, herkes düşünsün. Bu adamlar geldiğinden bu tarafa Türkiye'de düzeni bozulmamış hangi kurum kaldı? Bir tek kurum gösterin ya. Bir tek kurum. Emniyetin mi bozulmadı? Yani bütün kurumlar, özellikle Cumhuriyet döneminde kurulmuş, Atatürk tarafından kurdurulmuş bütün kurumları yeknesak yerle bir ettiler. O ayrı ama en büyük zararı da hukuka müdahale ederek yaptılar. Şimdi en somut örneğini daha yeni yaşadık. İşte Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, evet. Yani savcılığa dilekçe veriyorlar, gelip ifade vereceğiz diye. Buna rağmen sabaha karşı böyle uygunsuz bir saatte baskın yaparak, evet, evden alıp götürmenin, şimdi de tutuklamanın, evet, hangi yasal dayanağı var? Hiçbir dayanağı falan yok. Yani onun söylediği haklıdır, haksızdır konusuna girmiyorum. Hayır, haklı. Ya o işin ayrı bir boyutu. Eğer burada bir suç unsuru varsa yargılarsın ama niye tutuklarsın? Ya hangi suçu yargıladılar da bırak kardeşim ya. Hangi suçu yargıladılar ha? Evet. Hangi suçu yargıladılar? Ama yarattıkları suçu, yani büyük suç yaratıyorlar ya. Ya ceza almış adamı genel müdür olarak getirip işte şeyin başına koydular. Dünyada, Taşkömür işletmesinin başına koydular. Kaç yıl sonra kendi vatandaşlarından 100.000'iyle mahkemelik olan bir cumhurbaşkanımız olacak bilemiyorum. 100.000 kişiyi haklı, haksız, doğru, yanlış. Ulan hapishanelere yer kalmadı. Evet. Şimdi bir hafta çıkarsınlar, boşalsınlar. Yeniden doldurmaya başlayacaklar. Ama şunu bilmiyorlar. Zaten ülkenin kendisi bir hapishaneye dönmüşse beni hapishaneye atmanız ya da çıkarmanızın hiçbir kıymeti yok. Doğru söylüyorsun. Ben şimdiki gençlerden umutluyum. Neden? Benim bilmediğim, yapamadığım birçok şeyi onlar biliyorlar artık. Abi bizde yani bütün bu baskılara rağmen bir İran'la kıyasladığımızda onlar kadar biz altında değiliz. Yani ölümüne mücadele veriyor şimdi İran'da kadınlar, gençler, genç kızlar. Yani her biri biliyor ki bunun sonunda ölüm de var. Ve buna rağmen mücadeleyi sürdürüyorlar. İran da bu mücadele veriyorsa, İran halkı tek adam yönetimine, Molla rejimine direnebiliyorsa, Türkiye'deki ulusal kurtuluş mücadelesi geleneği olan bir toplumun daha dik durması gerekmez mi? Onun için evet. Şimdi ben o öldürülen kadının aklını dedi. İran konusunda o konuya çok girmek istemiyorum. Evet. Neden? Sadece bir kadın haklarını korumak için yapılmış bir tezgah olmadığını, öyle kolay medya bizi bilgilendirmediğini bunu biliyor. Ama değil mi ki bu bir dinsel otoriteye karşı bir hareket, evet, destekliyor. Tabii, tabii. Zaten bizi yani buradan sıradan vatandaş olarak ilgilendiren yanı da budur. Yani bir tarafta zulmedenler var, bir tarafta da bu zulme karşı direnen insanlar var. O ne kadar haklıdır, bu ne kadar haksızdır, işte hangi amaçla ya da nasıl yapıyorlar, nerede eksik yapıyorlar, bu işin ayrı bir boyutu. Ayrı. Şimdi aynı olayı Türkiye'de yaşadık. Gezi olaylarıyla ilgili insanlar işte yani hiçbir suç teşkil edebilecek ortada delil, belge, iddia yok iken işte cezaevindeler. Ya kardeşim, cezaevine birisini sembol olarak atmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Buna karar verdi mi? Verdi. Rüyanda beni gördün diye suç olur. Evet. Şeyi söyler misiniz? O hanımefendi neydi? Yani kimyasal ilaç kullandı yani. Evet adını hatırlat ya. Yaşlandım artık. Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Korur Fincancı. Ne diye suçlanıyor? Televizyonda program yaparken kulaklık takmış. Anlaşılmıyor mu yani ki nereden emir aldığı? Bak evet. Kulaklık takmış. Allah Allah, programda kulaklık takmasında yok mu? Gittin. Efendim ekranın köşesine bakmış. Bak ekranın köşesinden işte moderatörü bilmiyor muymuş? Bilmek gibi bir mecburiyetim var. Bak bunlar böyle. Oysa hukukta temel bir kural. Yasada yazmayan suçlanamazsın. Evet. Ama yasaya uyan varsa. Yani işin o boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Yani şimdi bir insan niye tutuklanır? Kaçma şeyi vardır, tehlikesi vardır ya da riski vardır. Delilleri yok etme riski vardır. Öyle mi? Ya da işte şey vardır, örgütsel ilişkileri açık işte. Hayır ama bak bu saydığın konular var ya. Bunlardan dolayı kaçacak değil mi? Hiç korkma. Onlar kaçırıyor zaten. Gitmesi gerekenleri zaten kaçırmıyor, gönderiyorlar. Evet. Şimdi bütün bunlara da aynı keza işte Diyarbakır'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden daha yeni gazetecilere böyle şeyle ters kelepçeyle falan aldılar, Ankara'ya getirdiler. Şimdi gözaltında soruşturmaları sürüyor ve büyük ihtimalle tutuklayacaklar. Tabii ki suçlayacaklar. Ne yani misafir etmeye çağırmadılar onları. Tabii ki suçlayacaklar. Ve şey üzerinde, basın üzerinde fikir özgürlüğüyle ilgili bu kadar baskı var iken şimdi kalkıp ya bugün saat 4'te işte ne söyleyecek? Yani abi dinleyelim, atacak palavra, yeni hedefler koyacak. İşte 250.000 konut değil kardeşim, 2,5 milyon konut yapacağım. Atmanın şeysi yok, ölçüsü yok. Ama yani şimdi hafızadan bu kadar mı yoksunuz biz? Evet. Geçmişte verdiği sözler vardı. Yine bir sosyal konut projesi diye açıkladı. Topu hepsi 17.000 tane konut yapmışlar şimdiye kadar. Peki konutu bırak. O projede. Verdiği sözlerden yerine getirdiği bir tanesini göstereyim, bir tane. Emekli yaşa takılanlara 2 seçimdir söz veriyor. Evet. Ama hala hazırlık yapıyoruz. İcabında yapacağız. Durun bakalım, durun. Durun. Bu ezanın, cefanın muhatabı olup da karşı çıkmayanlar da biraz utansın. Evet. Peki abi biraz Bodrum konuşalım istiyorum da ama öncesinde Türkiye'de bu yaşanan olaylarla ilgili, yaklaşan seçimlerle ilgili bir işte eski deneyimli siyasetçi olarak ne önerirsiniz halka, yurttaşlara? Bir, önce seçeceğinizi siz seçin. Evet. Yani size sunulan adaylarla yetinmeyin. Ama mevcut sistem buna çok uygun değil ki abi. Kim demiş onu? Yani şimdi diyelim ki diğerleri gene belki belli yasal zorunluluklardan dolayı kongre yapıyor, kurultay yapıyor. İşte CHP'de o da yok. Yarın bir gün gene işte atama yapılacak. Evet. Milletvekili adayları da atanacak. Yarın evet. Belediye başkan adayları da atanacak ve hatta belediye meclis üyelerine kadar atanacak. Onlar zaten atanıyor. Bak evet. Belediye son 25 yıldır atamayla atanmış bir tane partili yoktur. Bir tane. O bitti. Seçimle diyorsunuz. Yok. Seçimle değil ki zaten hepsi o 25 yıldır evet. Herkes yoklaması geliyor. Evet. Son Eminanter'deydi seçim. Ondan bu tarafa herkes yoklaması geliyor. Bizim parti de özellikle seçmek için aday önermekte çok mahirdir. Mesela Ekmelettin'i önerir. Ekmelettin'e oy vermiyorum diyenleri ihraç eder. Verdiysen de namerdim. İşte beni ihraç ettiler bu nedenle. Vermiyorum diye. Seni bir defa vermiş. Ben 45 yıldır o partinin içindeyim. Evet. Ben 2 defa ihraç edildim. Evet. Şeye gelince demokraside de çare tükenmez. Rahmetli Süleyman Demirel'in lafıdır bu. Evet. Bir, siyasette zor oyunu bozar. 2 gündür işte kahvaltıya çağıran arkadaşlarıma falan ben onlara tavsiye ettim budur. Gelin bu dönem Bodrum'dan bir milletvekili adayı çıkacak. Ancak sizin önünüze atılmış, lütfen atılmış bir adaylığı oranın buranın kabul etmesini önce kendiniz için zul kabul edin. Zul kabul edin ya. Peki ne var? Abi bir de şunu desek nasıl olur? Yani sırf böyle seçimden seçime çıkmayın ortaya. Hayat devam ediyor. Hayatın her alanında mücadele devam ediyor. Yani neredesiniz? Şimdiye kadar ülkede olan, Bodrum'da yaşanan o kadar çok olumsuz şeyler oldu ki. Ya bunlarla ilgili kendi sosyal medya hesabınızda olsun. Bir kere, ben buradan çok kez söyledim bunu, bana da kızıyorlar. Yani geçmişte işte ilçe başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, şuraya aday olmuş, buraya aday olmuş o kadar çok insan var ki. Ya bir tanesinde biz kendi sosyal medya hesabında bile bir fikrini beyan etmez mi insan ya? Yok. Ama şimdi seçim yaklaşıyor, yarın göreceğiz. Pıtrak gibi hepsi çıkar ortaya. Ama bak bir atasözü var. Yük çekiminde eşeği, ekin ekiminde öküzü, insan seçiminde de insanlar ararlar. Yani lazım olduğu zaman aranıyorlar bunlar. Şeye gelince, arkadaşlarıma işte eski ilçe başkanlarıyla Zeki'nin orada yaptık, kahvaltı yaptık. Sağ olsun arkadaşlarım sabrettiler, dinlediler. Çarşamba kahvaltısında aynı şeyi yaptık. Hepsine ortak söylediğim şu var. Ben değil, benim önerdiklerimi, bakın benim önerdiklerimi yerine getirin ama o yoldan da yürüyün. İlk seçimde bakın göreceksiniz nasıl milletvekili seçileceksiniz. Önerim gayet açık. Evet. Şimdi önce düzgün aday seçelim. Şimdi adayların hepsi ne olmak istediğini söylüyor da ne yapacağını söyleyen yok. Ya ama çoğu da kendini tarif ediyor. Ya neyse o gider. Biz yine onları bulacağız diye bir şey yok ki. Evet. Koskoca aklı başında burada yüzlerce, binlerce insanız. 5 tane beldemiz var. Her birinde oradaki nedir o? Yani itibarlı siyasetçileri toplayıp da ortaya çıkan adayların içinden birini tercih etmek zor değil. Evet. 2. Ona adaylığını koyduralım. Nereye? Partiye. Sonra gelin benimle beraber Ankara'ya gidelim. Genel başkan dahil, CHP'de kim karar verecekse onun karşısına çıkalım. Bakın, biz en yoğun vatandaşın yaşadığı ilçeyiz Muğla'da. CHP'ye... Bir de altını çizmek lazım. İnsan potansiyelinin en yüksek olduğu. Evet, Türkiye'nin en zengin yerlerinden birisi. CHP'ye en yüksek oyu veren ilçeyiz. Ve bir tek ön seçimde kendisi seçilmiş Musa Gökbel'in dışında 9 dönemdir atamayla bizi bırak seçilecek yerde listelere bile sokmuyorsunuz. Biz artık bu konuda kararlıyız bu defa. Ne var? Seni gösterelim. Ama ya bu lafları söyleyecek adam gitsin ya da benim önümde ben gidip ondan adına konuşayım. Hep beraber. Eğer gösterdiğimiz aday 1, 2, 3'ün dışında bir yere yerleştirilirse biz bağımsız devam edeceğiz seçime. Siyasette zor oyunu bozar. Buradaki bu arkadaşlarımızla biz orta boy bir siyasetçiye çok rahat 40 bin, 50 bin oy toplarız. Evet. Buranın 140 bin seçmeni var kardeşim. Doğru. 40 bin, 50 bin oy seçtirdi mi? Seçtirilir. Seçilmedi mi? Evet. O zaman bunu listeye koymayanlara 2 milletvekili kaybettirir. Hesabını herkes düzgün yapsın. Biz birilerinin lütfuna muhtaç değiliz. Başka? Buradaki aday olanlar da herkes haddini bilsin. Adaylığını İstanbul'daki basın toplantılarıyla duyurmasın. Evet. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet, evet abi. Yani sizin de söylediğiniz gibi Bodrum gerçekten Türkiye'de İnsan kalitesi, insan potansiyeli anlamında çok zengin bir yer. Ama ne yazık ki insanlar siyasetteki bu yozlaşmayı, kirliliği gördükçe böyle kendilerini çekmişler. O kadar çok insan var ki işte bunları toplayabilmek, bunları bir araya getirebilmek, harekete geçirebilmek bence asıl üzerine durulması gereken, yapılması gereken bu. Siyasetteki pisliği gördük, çekinmişler. Dünyadaki hiçbir ilişki boşluk kabul etmez. Evet. Temiz arkadaşlar, yürekli arkadaşlar, bilgili arkadaşlar çekildikçe orayı pislik doldurur zaten. Doğa boşluk kabul etmiyor. Evet. Evet. Siz ne? Şöyle bir şey olsun, yani iyi tarif ederken tarif ediyorlar. Konuşuyoruz. Ondan sonra geliriz. Yapma ya. Senin tarif ettiğin gibi bir siyasi partiyi kuracağız. Hayata geçireceğiz. Beyefendi lütfen ondan sonra gel. Ya gelme. Zaten ona ulaştıktan sonra evet. Gelme. Sana ne ihtiyaç var? Doğru söylüyorsun. Şimdi Bodrum'da ben çok şanssız bir ekiple birlikteydim. Neden? Çünkü yoktu parti. Ben partiyi ele aldığım gün 4750 oy Adalet Parti'nin, 320 oy CHP'nin oyu vardı. Böyle bir partide yani adama razıydı. Kampanya için 60 tane jip vardı. İçinden bir iki partili arkadaş vardı. Kardeşim kaç paraysa vereceğiz, jipten şuraya götür. Çekerlerdi beni kenara. Musa, benim gitmeyeyim de. Gidecek arkadaşı sen başkasına git. Onun parasını ben parasını vereyim. Evet. Bu haldeki bir partiden aldık. Bak 2 yılda şahlanan bir parti haline getirdik. Ama bu 320 arkadaşın yeteği için, kurduğu için değil, birbirine dayandılar, güvendiler. Evet. Şimdi kimse kimseye şey yapmıyor ki. Yani Bodrum'un demografik yapısından dolayı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada her zaman kazanma şansı yüksek. Tabii yüksek. Yani böyle bir avantajı var. Ama bu avantajı en iyi şekilde değerlendirebilmek, gerçekten görevi layık olan insana sunabilmek, asıl yapılması gereken şey de bu, öyle sanıyorum. Abi peki zamanımız da daralıyor. Bu Bodrum'daki yerel yönetimle ilgili neler söylemek istersin? Nasıl buluyorsun? Aramıyorum ki bulayı. Aramıyorum ki bulayı. Aramıyorum ki bulayı. Evet. Değil mi? Bu benim tercihim değil. Atılmış şeye bir direniş yok. Yani hayır. Bu kimden? Kendi seçmenimizin, geniş tabana sesleniyorum. Neymiş efendim? Bodrum'a atanacakmış. Hayır. Partide insanın bir tane görevi, 2 tane de hakkı vardır. Siyasette bir, parti kararlarına uyarsın. 2, dilediğin zaman, dilediğin yere aday olursun. Aday olmak ve dilediğin adayı seçme hakkına sahipsin. Bizim tüzüğümüzün 1. maddesi bu. Evet. Ama artık birileri gelmiş, gün geçmiş. CHP bir işgal dönemi yaşanırken CHP'li olmak suç haline gelmişse en tepesindeki CHP'ler sakın aday çıkmasın diyor. Bakın CHP Genel Başkanı sakın CHP'lerde aday çıkmasın. Ne var? Ben diyor sağdan soldan toparlayacağım. Siyaset yolda toparlananlarla yapılmaz. O kadar ucuz değil. Evet. O arkadaşları almak istiyorsan alalım. Onları bir değişik yerlerden aday gör. Niye alınır insan ya? Oy kazanacağım diye. Öyle değil mi? Evet. Ne o Rizeli Mehmet Karabeli miydi? Neydi? Rize'de bir adam. Rize'de belediye başkanı oldu. Başka partiye siyaset yaptı. Atatürk'ü küfreden kitaplar yazdı. Mehmet Çelebi örneğini yaşadık abi. Ya onu söylüyorum bak. Teğmen. O en son. Zaten hepsi şey. Şimdi bu adam aldı, İstanbul'da da yaptı. Hadi anladık. Yetmedi. Başımıza yönetici yaptı. Parti meclisini aldı. Parti meclisini aldı. Oradan genel başkan yardımcısı oldu kardeşim. Danışman oldu. Ama bizi yönetmesine izin verme. Başka Aydın'la. Evet. Ben 30 yıl karşılıklı siyaset yaptım. Başarılı bir adam vardır. Evet. Kendi ilgi alanları içinde başarılıdır Aydın Bey. Bu nedir? İstanbul'un orta boy sermayesiyle siyasetin arasında. Şimdiye kadar 2 tane banka genel müdürlüğü yaptı. İkisi de gümledi. Talihsizdir kendisi. Gümledi. 3 tane siyasi partide siyaset yaptı. 3'ü de gümledi. Ana bizim partiye geldi, baş tacı oldu. Bunu biz yani okumaktan aciz miyiz? Herkesin de gözünün önünde yapılıyor her şey. Ha, şimdi söylüyorum bak. Geçen seçimde parti 135-136 milletvekili çıkardı. Evet. Ya böyle siyasi parti olur mu? 135 tane milletvekilinin 35 tanesi daha Ankara'ya gelip yemin etmeden belediye başkan adayıyız biz dediler. Ya kardeşim, siyaset geniş, kadroyu genişlettikçe zenginleşir, büyür, güçlenir. Sen belediye başkanlığına aday olacaksan niye milletvekiline aday ol? Ama adam potansiyel aday. Her yerde, her zaman, her şey, her yere aday. Değil. Var ama böyleleri çok. Geniş anlamda bir kadroyu zapt edemiyorlar. Evet. Ya bırakın. Biz bazı şeyleri konuşmuyorsak ilk defa bizim partide değil, parlamento tarihinde grup başkan vekillerini tayinle atayan, demokrasiyi de kovalayan bir partiyiz biz. Bu da Türkiye'nin kaderi. Öyle kader, kendiliğinden kader mader olmaz. Evet. Bizim geleneğimizde biz kaderlere karşı çıkarak siyaset yapmışız. Doğru yapmışız, yanlış yapmışız. Bak, şu gün her şeyi ben bilirim iddiası çok komik kalır. Ama biz yaşadığımız dönemin içinde her şeyi okuyan, araştıran, inceleyen öndeydik. Şimdi Musa abi, benim öncelikle sizden öğrenmek istediğim konulardan biri. Şimdi Millet İttifakı işte eksiyle gediğiyle iyi işler yapıyor. Yani bu hakkını yememek lazım. Daha bir şey yapmadık ya. Şey açısından söyleyeyim, çalışmalar açısından yapıyorlar orada öyle bir şeyler. Ama önemli olan bunu aşağıya indirebilmek, örgütlere indirebilmek. Şimdi örgütlere bakıyorsunuz, miras yedi. Yani işte yukarı yapacak, yukarının yaptığını alkış tutacağız. Ya bu iyi de bunu halka anlatmak gerekiyor. Ben daha mesela Bodrum'da görmedim. Yani işte o Millet İttifakı'nın başta belirlediği temel ilkeler var. Yani demokratik parlamenter sisteme geçiş, bu işte başkanlık sisteminden vazgeçilecek, yapılabilecekler ana başlıklarıyla belli. Şimdi bunlara ilişkin işte şey çalışmaları, saha çalışması, belediye var işte bir hazırda ellerinde güç. Belediyenin yaptığı çalışmaların arkasına sığınarak siyaset yapılıyor. Yani ben de buna miras yedicilik diyorum. Evet. Yani yukarıda hazırlanıyor mutfakta bir şeyler. Onları yiyoruz. İyi de sen de al burada aynısını hazırla. Şimdi bak, bunun için bir defa gerçek düşüncelerimi söylemeye şartlarım el vermiyor. Yani çünkü sorumluluklarından. Bunları söyleyeceğim yerler benim. Partinin danışma kurulu toplantılarıdır. Gelen arkadaşların olduğu yerde birebirdir. Tablo ortada. Beni lütfen seçmeyin diye kaybetmek için ne isterse onu yapan bir AKP var. Evet. %50'den oyu %9'a indi. Bunun yerine beni sakın çıkarmayın diyen de bir CHP var. %24'ten %22'ye çıktı. Peki ne mucizesi var ki o dişi Asena, Meral Akşener. 15 milletvekili ödünç alarak girdiği siyasi süreçten %7,5'la çıkıp da aynı süre içinde %18'lere ulaştı. Herkes seçmeni zannetmesin. Yani yemiyor. Hayvan terliği. Evet. Evet. Musa abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani epey özlemiştik senin sohbetlerini. Sağ olun. Ben bütün bir sohbet olarak ben değerlendiriyorum bu programı. Yok, başka bir şey. Zaten başka bir amacı yok. Evet, güzel, keyifli de bir sohbet oldu. Sevgili izleyiciler, bir açık görüş programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz 18. dönem Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel'de, ben Musa abi diyorum. Ya, tabii ki abi. Abimizdir ve her zaman görüşlerine, fikirlerine saygı duyduğumuz, başvurduğumuz bir siyaset duayeniydi. Her şeyi de açık yüreklilikle konuştu. Sorduğumuz her soruya da cevap verdi. Bir şey daha bilgilendirmek istiyorum. Tabii, tabii. Herkes seçilmek o kadar önemli değil. O konudaki gösterilen istikrar önemlidir. Ben 5 defa aday oldum. 5'inde de ön seçimde aday oldum. Hepsinde de partinin ilk resmi aday listesine seçilebildim. 1950'den yani 74 senedir Muğla'da hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bu 4 defa 5 defa listeye girebilme başarısını göstermemiştir. Yani beni beğenirler beğenmezler, boyum kısadır kafam keldir. Bu tür gevezeliklerle hiç işim yok. Hedef gösteriyorum. İşte son seçimde şeye çıktım. Nedir o? Büyükşehir'e. Ben çıkmadım. Aday bulduğumuz insan ve ekip beni önerdi. Evet, çıktım. Ne söylediysem Büyükşehir şimdi taklit ediyor. Kıyıyla kırsalı birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Ona kafa yoran, nasıl yapılacağını şey yapan benim. Halat bağlat da çekmadım. Kıyıyla kırsalı birleştireceksen. 5 yıldır, 6 yıldır şuradaki su arızasının tamirat lafından bıktım. Evet. Hadi. Bittik galiba. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayağına, emeğine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bütün herkese ben Bodrum'da olmaktan gurur duyuyorum. Ama gurur duyduğum bir Bodrum yok artık. Evet. Sevgili izleyiciler, bir başka açık görüş programında yeniden farklı konu ve konuklarla birlikte olabilmek umuduyla esen kalın, sağlıkla kalın.